Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeniden Northgard ile ekranlarınızdayım. Karşınızdayım. Karşınızdayız. Ekranlardayım. Ekranlarınızdayım. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden. Şöyle söyleyeyim. Bugün aslında benim kaydı yaptığım tarih 6 Ocak. Bilmiyorum orada şu anda kaç gün sonra atarım. Bugün sporda hoca biraz beni yordu. Onu söyleyeyim. O yüzden böyle değişik tonlarda saçmalıklar yaparsam ne olur kızmayın, videonun tatlılığına verin. Çünkü gayet tatlış, grafikli ve hikayeli bir strateji, şehir kurma, klan kurma oyunuyla, yani genel olarak strateji oyunuyla karşınızdayız. Northgard oynuyoruz. Hikaye moduyla biliyorsunuz başlamıştık. Birinci bölümü, ikinci bölümü halletmiştik. Üçüncü bölümle devam edeceğiz ve ben birinci, ikinci bölümü denemiştim hani nasıl bir oyun diye. Üçüncü bölümü denemedim, birlikte tecrübe edeceğiz. Yani bir şeyim, tecrübem yok önceden bölümle alakalı, onu da söylemiş olayım. Şimdi Halvard, özür dilerim, klanını oynayacağız sanırım. Çünkü bunlarda Brand'ı oynuyordum. Yeni bir şeyle karşı karşıya kalacağız, güzel, heyecanlı. Bonus görevler var. Bunlarda bonus görevlerin sadece bunlarını birincisini yok etmişim mesela. Burada iki tane yapmışım. Tüm hasarlı evleri keşfetmemişim. Aslında ona da yürüyebiliriz. Daha yeni fark ettiğim bir şey bu. Bonus görevler. Bonus görevler bir kez bölümü tamamladığında ortaya çıkacak. Bilmiyordum onu. Sağ üstte görevler çıkarsa şayet tamamlarız birlikte. Keçi kalanının yaşlı sancak taşıyıcısı. Halkın hayatta kalması için çabalayan bilge, iyi kalpli bir adamdır. Amaçsız şiddetten uzak durur, fakat kışkırtıldığında gayet sağlam dövüşür. Hadi bakalım. Normal zorluk seviyesindeyiz. Oyunu başlat diyoruz. Üçüncü bölümle karşınızdayız. The sons of Haedron had been shipwrecked on an inhospitable coast, but we arrived just in time to save them. Evet, bu görevi birlikte yapmıştık. Gidip onlara yardım etmiştik. Halvard, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. Evet, bize, yani artık oyuncu mu oluyor, biz lider mi oluyoruz bilmiyorum ama bağlılık yemin etmiş Halvard. Bakalım, gene başlayalım, acelemiz yok. İki tane koyunumuz var şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Bir şey değil. Segen bu bölgede bir yerlerde, onu bulup öldürmeliyiz. Hadi bakalım. Efendim, sabırsızlığınızı anlıyorum, fakat yeni bölgelerde tam kontrol sağlamak için sağlam bir yerleşke kurmalıyız. Bu bölge planımıza gayet uygun gibi görünüyor. Kesinlikle buraya yerleşmeliyiz. Hedron'un takipçileri hayatta kalma konusunda ustadır. Bize güvenin. Northgard'ın fethiyle meşgul, buraya bir yerleşmeliyiz. Hedron'un meşgul olurken lütfen temel işleri bize bırakın. Kararlılık ve itidarla özelliklerine bir arada bir vücut olmuş Halvard güvenilir müttefektir. Böyle birbirlerimizi övüyoruz falan. Borcun onuru bir şekilde ödemesine ve sadakatle kanıtlamasına izin verin. Ben de ayrılayım. Bahsettiğimiz işe koyulayım. Tamam, anlaşıldı. Kendine dikkat et. Bu bizim lordumuz bu arada. Brand, hadi bakalım iyi yolculuklar. Başlayalım işimize. Brand çekti gitti. Ben de dedim yüzerek mi gidecek? Uğurlar ola lordum. Çok yakında döneceğiz. Eyvallah. Uğurlar ola. Uğurlar olsun. Bana yardım edeceksin. Teşekkürler gençlerim. Seni ayak kırıklığına uğratmayacağım. Hadi bakalım. Sağ üstte görevimiz çıkacak. Bir birhane ve krahların mirhabı inşa et ve şan elde et. Tamam. Şimdi benim buraya doğru büyüyeceğim büyük ihtimalle ve bu tarafa doğru. Ben kıyıda uçta bir yerdeyim. Ziyafet düzenlemeyeceğim. Öncelikle bir tane izci kampı yapacağım. Bir tane de ev yapacağım. Çünkü nüfusta tıkanmak istemiyordum. Şimdi buraya ekstradan hekim kulübesi yapmayayım. Oduncu yeri yapayım. Burada gayet güzel odun var gibi görünüyor. Ama bekleyeyim, çünkü izciler bir keşif yaptığında böyle odunca zengin bir yer bulabilirler diye düşünüyorum. O yüzden ben buraya bir asker yeri yapayım. Eğitim kampı yapalım şöyle. Şimdi buradan gelecek bir tehlike yok. Çünkü iki izci de buraya geldi. Tamam. Evet, burada bir kayıp yer var. Şimdi şu izci gelsin. Önce kolonize ettirmem lazım. Tamam, özür dilerim.
Burada bir de taş var. Şimdi benim tek zaten kolonileşebileceğim yer burası olduğu için ben burayı direkt alıyorum yeterli yiyeceğim varken. Ve sen gel gel gene gel gel gel. Ahoy. Dur gitme 2 dakika. Evet şimdi keşfet. Diğer izimiz de şey yapsın. Burada başka da bir şey yok şu an için. Gelişmeyi bekleyeceğiz. Ona göre bir yiyecek yeri yapacağım. Evet burada balık çıktı. Yiyeceğimi buraya kuracağım. Ancak ben hemen askerlere odaklanmalıyım ki kurtlar tutamadım. Yanlış adımı tuttum. Özür dilerim. Hemen burası varsa yiyecek için ben burayı da kolonileştiriyorum. İlk amacım bir balık yeri yapmak. Daha sonra da evet burada da et var. Güzel oldu bu. Burayı da alıyorum. Almıyorum. Öncelikle balıkçı yerini yapmam lazım. Ama balıkçı yeri çıkmadı mı? Hah, çıkmış. Hemen buraya bir işçi atayalım. Köylüm gelecek. Bu arada arkadaşlar yeni bir kara bilmiyorum ne kadar şey ama evde yani daha doğrusu salon kısmında bizim çünkü balkonumuz yok. Salon kısmında sigara içmemeye karar verdik. Elektronik tüketiyoruz ama umarım başarabiliriz bunu. Evet, burada bir de bilgelik de var aynı zamanda. O da gayet işime yarayacak yeri gelince. Şuradan bir köylü daha çekeyim. Burası hemen yiyecek üretmeye başlasın. Şimdi şurası tehlikeli. Burada maden var aynı zamanda. Şurayı almak istiyorum. Etin üretildiği yer. Koyun da var aynı zamanda. Burada bir tehlike var mı? Yok. Evet, ormanca zengin bir yer çıkmadı henüz karşımıza. Koyun ağılı. Koyun ağılı diye bir şeyimiz var mı bizim? Yok aslında. Şuraya bir et barakası yapayım. Yiyecek çok önemli arkadaşlar. Aha, oduncu barakam yok. Hatırlarsanız iyi hatırlattı bak oyun. Valkür. Odin hizmetçilerini düşmanlarımızı yenmek için kullanabiliriz. Durun lordum, korkarım valkürler pek de dost canlısı değil. Aa gerçekten de öyle. Ne kadar üzücü. Şeytani gücün etkisinin altına. Onlar artık ıstıraplarına son vermekten başka bir şeyimiz yok. Peki. Burada bir bilgelik sunağı var. Kurtlar var. Saldıracağım ama bir hekim yeri yapmak istiyorum önce. Et yeri yapmak istiyorum. Ne? Ahoy. Ahoy. Et. Öncelikle et yeri yapacağım. Onun için 80 şeyi bekleyeceğim. Şöyle bir gelsinler bakalım. Koboldları bulduk arkadaşlar. Ender gönlü agresif değillerdi fakat bölgesi söz konusu izinsiz bölgelerine girersek kesinlikle saldırıya geçerler.
Bizimle ticaret yapmayı kabul ederler mi? Bunun için sınırımızın olması gerekiyor ama. Ha, bir de ticaret yeri açmam lazım onunla. O zaman benim önce burayı almam gerekecek açılmadan önce. Hadi ya, odun toplayamadık. Tamam, yeterli kaynağım yok artık, onu biliyorum şu anda. Şu odun yerini ve odun yeri diyorum, avcı barınağını yaptıktan sonra şey yapacağım, yiyecek deposu, onunla çözülür şimdi diye düşünüyorum. Yeni bir şeyler almak için keskin baltalar. İkisi de çok güzel ya. Kolaylıklara gideceğim sanırım ama benim bir izim yaralandı. Bir Valkür sıçtı onun ağzına. Orman olarak burası bak, güzelmiş ama çok uzak. Ev ihtiyacım var. Çok haklılar. İki bölge var koboldların. Yiyecek deposu ve kule yapabilirim. Burada kaç koyun var? Göremiyor muyum? Bayağı düşman var ya etrafta. Şuradan bir işçi alayım. Boş gezme sen, gel şurada bilgelik üret bana. Artık şu hekim kulübesini yapayım ben ya. Yiyecek üretimimi azaldı, kasmayacağım. Yiyecek deposu kasacağım onun yerine. Onu da şu bölgeye yapacağım. Nay? Yo. Cappar mı çok ağır? İzin bir bölgeyi keşfederken öldü. Kurtlar tarafından öldü büyük ihtimalle. Bir izci daha üretmeyeceğim şu anda. Ziyafet düzenleyeceğim onun yerine. Mutluluğum artsın, üretimim artsın biraz. Kışın ziyafetler yerinde olur. Hani mantıklı. Yiyecek deposu tamamlandı. Güzel. Onu böyle avcı barınağının olduğu yere yapıyorum. Odunum azaldı ama ben burayı almak istiyorum inatla ya. Bir de hekim yapmak istiyorum, hekim yeri. Ev yapmak istiyorum şu anda.
Şuraya da bir oduncu barınağı yapabilirim. Oduna çok ihtiyacım oluyor. Odun üretimim nedense biraz düşük kaldı diğer üretimlere göre. O bir oduncu barınağı daha yapacağım sanırım. Dikkat, saldırı altındayım. How? Evet, bir kuleyi de inşa etmem gerekecek orta kısma. Hekim yeri yapmam lazım. Abi oduncular çalışın. O odun olarak zengin bölge haritada şurası olarak gösteriyor. Ağaç var ama orası çok uzak. Çiftçi avcı demir gerektirmez diyor. Ben kolaylıklarla gideceğim. Yeni bir yıla daha ulaştık. Tebrik ediyor bizi. Şuraya bir oduncu barınağı düşünüyorum. Evet. Taşa ihtiyacım var. Bekleyeceğiz şu anda. Aslında askerlerimden birini işçi yapabilirim. Bir oduna ihtiyacım var şu anda. Evet, odun üretimini arttırabildim sonunda. Ne oldu, ne bitti? Gvum yaptı bir şey. Şey geldi. Yedek aletleri yapmıştım. Hayır, koyunları yapmıştım. Taş ocağını hızlı çalıştırmama gerek yok şu anda. Başka bir klanı keşfettik. Keçiler hayatta mı kaldı? Çoktan kurtlara yem olmuştur diye düşünüyordum ben. Halvard, seni yaşlı kurnaz. Çetin cevizsin. Ha. Teslim olun, ben de hayatlarınızı bağışlayayım. Ney? Yüce kralın oldu burada demek. Seni öldü sanıyordum. Seni öldürdüm. Ne göre öldürdüm sanıyordum, artık önemi yok. Yarım kalan işi burada bitireceğim. Sadece tek bir şey başardın, sahip olduğundan daha fazla düşman edindin. Halvard, planda değişiklik yapıyoruz. Hedefimiz artık karakolu yok etmek. Tamam artık. Tamam. Öncelikle şurayı almak istiyorum.
Aslında orayı almayabilirmişiz ya. Neyse, şu anda pişman oldum ya. Evet, yani burada sadece bilge var. İzcim daha öldü. Bir izci atamam lazım. Evet. Ve acilen artık o hekim yerini yapmam gerekiyor. Hekimi buraya yapabilirim. Aynı zamanda buraya bir... Şunu geliştirmek istiyorum. Artık 10 tane taş çıkartamadım mı? Bilgem öldü ya. Salaklar, neyi kutluyorsunuz ya? Yemeğim sıkıntıda ama yani yemek üreten işçilerim gayet var yani abi. Evet, klanımın bir mutsuzluğu var ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir işçi versen fena olmazdı mesela. İzcimin diğeri nerede? Aa, benim iki tane izcim var mı zaten ya? Fuck. Bir madencim var, bir bilgem var. Bir tane mahoca var. Kış aylarında ekstra yakacak odu tüketimi kış aylarında gıda cezasını azaltır. Aa, çok güzelmiş bu. Aslında bütün iyileştirmeler çok iyi. Keşke hepsini alabilsem ya. Yiyecek üretimim artması gerekiyor şu anda. İşçim yok ki. Arttı şu anda. Evet, köylüler de olduğu yerde, köylüs yalnız, olduğu yerde işçi şey yiyecek ürettikleri için. Yayında şey kayıttayken biri abone oldu. Teşekkür ederiz diyeyim. Sistem hala bağlı olduğu için. İnsanlar açlıktan ölüyor mu? Oha!
Benim bu açlık olayını biraz da sağlam şeye bırakmam lazım. Kim saldırıyor bu izcilerime ya? Tamam, bu adam buraya kadar gelmedi en azından. Arada walkerler var, kurtlar var tampon bölge olarak. Onaylıyorum arkadaşım. Evet, daha fazla işçi. Come on. Kış için hazırlık yaptım işte. Daha ne hazırlık yapacağım? Benim para kazanmam için de bir işçiye ihtiyacım var. A dostlar. İşçi üretin bana. Daha 7 tane adamım yaralı. Ticaret merkezimde işçi yok. Evet, geliyor. Geldi. Şu ticaret merkezine adam göndereceğim. Ölüyorlar mutsuzluktan. Ölüyorlar, ölüyorlar. Evet, ticaret rotasını oluşturduk. En azından biraz para kazanacağız oradan. Bir de yağma için gemi yapmam lazım benim. Ama yani gerçekten işçiye ihtiyacım var. Şu konuyu biraz hızlandırsak güzel olurdu acılar. Bölgeyi de geliştiremiyorum, şeyi de geliştiremiyorum artık. Ve ziyafet de giderek artıyor. Onunla... Koyun ağılı. Bunu öğrendim, güzel oldu ama. Ölecek lan. Tamam. 4 kişi kaldı yaralı. Onları da bir iyileştirelim. Güzel güzel güzel, toparladık güzel. Evet, bir bilgelik daha alayım. Silah. Bilemedim. Bilemedim, madencilik.
Buraya bir koyun ağılı daha yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Onu iyi yapmadım ha. Bunu yaptım. İyi de ben buraya gemi niye yapamıyorum o zaman? Aa, kayalıklardan. Hadi buyur buradan yak. Pazar yeri ne işe yarıyor tam olarak? Köylüleri Kronse'de çetişe satılabilen tüccarlara dönüşüyor. Oh, tamam. Şu kuleyi geliştirmek istiyorum aslında ama 50 gold lazım. Gelecek o da yakında. İki tane yaralı işçim kaldı. Birini iyileştiriyorlar. Güzel. Ziyafet. Ver baba. Evet, ziyafet güzel oldu. Koboltlara dokunmayacağız. Kuzgun karakolunu yok et. Valkürler. Şu işçimi de bir iyileştirsinler. Biraz artık farklı konulara yönelelim. Gelin bakayım koyunlar. Kronz ile kaynaklar satın alabilirmişiz. Benim şu an buna ihtiyacım yok. Var mı? Yok. Bir ticaret rotası daha oluşturalım. Fuck! Egen gemiden geldi ya. Aslan oğlum benim ya. İşçim var orada bir tane. Delikanlı gibi savaştı ya. Ben başka bir yere ev yapayım. Ev de yapamıyorum ya. Vallahi Freya'yı aldım. Burada bir tek demir var değil mi abi? Boş. Ev yapalım. O evi yıkacağım çünkü yukarıdaki. Buraya liman yapacağım. Düşünmeden hareket ettim.
Odun stoklamamız lazım. Üzgünüm, o zaman ticaret rotalarından birini bitiriyorum Hacı Emre'ler. Bir tane ticaret rotam var ama ya. Eksi 4. Tamam, yok, iyiyiz ya odunla. Gene işçi sayım azaldı bak ya. Abi iki tane asker yapıyorum, işçi sayım gidiyor ya. Yok böyle bir şey yani. Şimdi şunu yok et abi. Bir tane yok yok, binayı, evet, kuleyi geliştirmek için göz kesiyordum ama hayır. Şu bir tane izcim gelsin. Evet, izcim geldi. Şunu bir eşya ara bakalım, buradan gemi yıkıntısı var, orada bir şeyler çıkar mutlaka. Evet, o depremin yaklaştığı yer bak şurası. Deprem binalarımıza zarar verecek. O adamlar o tarihlerde deprem binalarıma zarar vereceğini keşfetmişler. Hayır, koyunları kurban etmeyeceğim ama yün ticareti diyor ya. ...206 odunun iyi olduğunu düşünüyorum. Nerede saldırı altındayım abicim? Bu nedir ya? Benim kuleyi buraya yapmam lazımmış ya. Kule vuramıyor oraya ya. İki işçi kaybettim burada. Taş bitti. Hangi binalar hasar vardı? Onaralım abi. Aa, canı giderek azalıyor. Sen olaya gel olaya. Bu önce eve gönderme sistemi biraz kötü olmuş. Şey yapmam lazım yani, olsun. Tamam, binalarımızı tamirini hallettik. Yiyeceğimiz iyi durumda. Şuraya bir artık kule mule bir şeyler, bölgeyi geliştir abicim. Burada iki kişi çalışıyor mu şu anda? Çok da pahalı mısın be?
Ha bak aslında bunu şey yapmıyorum yani. Düşünmüyorum. Hayır, yiyecek deposunu geliştireceğim, evet. Kurt yeni bir dur. Neyi? 3 kere 5 kere tıkladım bir şeyleri. Hı. Demirci yeri yapmam lazım aslında ama. Aynen. 760 mı? 760 yemek. Evet, 4 yıl geçti aradan, hala ben bir şey yapamadım yalnız. Taş lazım değil mi? Taşı buradan ne kadar alabiliyorum? 200 alırım. Abi derken direkt çat diye alması, önce emin misin? Oğlum bak falan. Şimdi bu valkürlerin buradan şöyle bir geçiş var. Bu ne? Aha, adam sınırını büyütüyor. Hadi ama işçiler. Neden mutsuzluğum gene düştü? Nüfus. Klanının bir ev ihtiyacı daha mı var? Oğlum ne yapacaksınız ki evi? Aha. Kule işe yaradı. Ben niye böyle bir şey aldım? Yotun yok ki etrafta. Abi gelecekte oluşabilecek ev kaygılarından size ne ya? Birhaneyle kralların mihrabını yapacaktık ha. Klanım büyüyemiyor. Klanım büyüyemiyor. Kronik sorunum haline geldi. Vallahi insanları mutlu etmek zor ya. Buradaki işçim nerede benim? Tamam, benim buradaki işçim kobold mu oldu? Ne oldu?
Helheim'a açılan geçitlerin görüldüğü söyleniyor. Ne? Wow. Aa evet, gördüm haritada. İyi, ona saldıracaklar. Aha, bir tane de benim burada var. Shit 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 shit. Ne zaman? Tamam, daha var. Şuradan ziyafeti de düzenledik mi? Öf. Elektroniği versene işte. Grupla tarafsızlığımı zaten ilan etmiştim ki. Adamlar yıllardır dokunmuyordum. Kralların mihrabı 15 tane taş. 15 tane taş lazım bana. Bir tane hekimim var. ...11 taş karşılığı 200 gold bedeli. 15 tane taşa ihtiyacım var. Bunu almayacağım. Satamıyor muyum? Ha, burada satabiliyorum. Bir tek de onlarla iş yapabiliyorum. Demir de satmak istemiyorum. Yiyecek de satmak istemiyorum şu anda. Aslında yiyecek satabilirim. Evet, tamam. 200 gold daha biriktireceğim. Kralların mihrabını yapacağım. Yaramıyorsa iç mi oğlum? Tamam. Parayı biriktireceğiz. Taş çok az ya memlekette. Halbuki yani böyle İskandinav ülkeleri dedim mi taş topraktır yani. Ya arkadaşım, siz niye bize saldırıyorsunuz? Dragonlar geliyordu. Neyse, o kule orayı halleder ya. Niye mutsuz? Niye mutsuz? Canavarlar gibi savaştık işte, daha ne istiyorsunuz? Tükenen kaynaklar. Şunları geliştireyim ben ya. Yay. Kralların mihrabını yapabilecek miyim? Yapamıyorum. Niye? 300 odun ve 300 gold'a ihtiyacım var. Tamam, onu bekleyeceğim birazcık artık. Ziyafet. Tamam, ne artık ya. Benim ziyafet işim çok zor ya artık.
Mutluluğa mı hissedeyim ya acaba? Bilemedim. Yazılı taş niye yapayım? Tarla yapacak yerim de yok. Ev yapacak yerim bile yok. Şu binanın tükenen kaynakları vardı. Madeni yok edebilirim. Ay. İşçi şey diyordu aşkım, bana mı seslendi? Ay. Gold çok ya, neyse dur bakalım şu Walker'lar ne kadar savaşçı onu bir görelim de kışın savaşmayalım, biraz bekleyelim, kış bir geçsin. Koyunlarım güzel arttı ya. Bir de bira içiriyoruz ya beyefendilere. Allah Allah. Alkol kötü bir şey işte bunlar. Su kamı. Sus lan mı? Anlamıyorum. Biraz da böyle ağzına güzel kelimeler. Seni seviyorum falan desin. Şeyleri geliştirmeyeceğim. Şu geliştirmedeki işçileri birini bilgeliğe göndereceğim. Nerede demirci? Diğerinde avla göndereceğim. Abi, what kind of sapık you are ya? Yani bu bina böyle diğerlerinde de şey yapmıyor mu yani? Yardımcı olmuyor mu? Ne kadar saçmaymış ya. Üzgünüm bunu söylediğim için. Şu kralların mihrabını yapmam lazım. 300 odun, 300 gold. Yani 300 gold gelmedi. 300 odun olmak üzere de. Bina masraflarımı. Bina masraflarımı. Ne bina masrafı var ki benim? Ha, ticaret merkezi. Yo, oradan geliyor olması lazım. Kolonileştireceğim ve oraya kule dikeceğim. Hı?
O izci boşta mı bekliyordu orada? Evet, boşta. Geliştirilmiş izci kampı lazım çünkü sınır orası. Umarım saldırmaz. Ay, hastalık geliyor ya. Savunma kulesi ve birimlerin ziyafet sırasında bölgende direnç kazanılmış. Peki. Şu an bayağı büyüdük arkadaşlar. Evet, savunma kulesine verdim. Come on, 300 gold. Güzel. Where the fuck is the oduncu? Arkadaş, oduncu. Hekim, izci, tüccar, denizci, bilge, biracı, avcı, balıkçı, çiftçi, oduncu. Hala kralların mihrabını yapamıyorum. Niye? 300 odunum yok. İyi yaşa aşkım. Kaç kişi hasta oldu? 4 kişi hasta oldu. 4 kişi yaralı. Bir işi olmayan klan üyesi. Sen de ne yapayım ben şimdi? Gel kardeş sen. Hani binanın çalışanı yok da dursun orada, yapacağım bir şey yok yani. Gene mutsuzluk mu var? Hastalıktan. Bir klanın daha iyi eve ihtiyacı var. Bir evi geliştireyim abi. Ne istiyor? Taş isteme ya. Taş istemeyin abi, yani taş yok. Atma şu oku, zehirli işte ya. Taş istemeyin abi. Ey yavrum, bir saati doldurmuşuz ha. Hı? Kralların mihrabı tamamlandı.
kuzgunları yok edebilir miyiz arkadaşlar? Mutluluğumuz da geri döndü mü? Eve de ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şuradan iyileştirme hızını %50 arttırır alacağım bir dahakine. 570 510 pardon özür diliyorum 710. Çok fazla yani gene de. Buradan böyle bir tanesini değiştiremiyoruz mu? Çakallık falan yapsam. Hey ziyafet geliyor. Kışı geçirelim. Kışı bir geçirelim. Nerede böyle bir sevimsiz bir şey yok değil mi? Olmayacak değil mi yani? Benim balta atanım var değil mi? Kalkan tutanım yok. Aha geldi. İlaç. Kışı geçirelim. Bir savaş organizasyonuna gireceğim. Burada taş var. Burayı alsak mı? Alalım. Şey, bunlar Norveçli ya şimdi Eda. Adını sen söyle. Her şey, herkes savaşçı. Biri sana savaşa geldiğinde herkes koşturuyor savaşa. Anladın mı mantığı? O yüzden işçiler saldırıyor, işçileri koşturttum ben de az önce. Arlarlarlar diye. Bir kurt ini yok ettim. Bir tane klan vardı. Kurtları kolonileştiriyordu. Kurtlar seninle birlikte savaşıyordu falan. Yıl 6, Şubat ayındayız. Hadi bakalım. Bitir şu binayı. Buradan biraz taş gelecek. Buradan bir şey de gelmeyecek ki. Ne bu? Bakayım. Taş yatağı. Aynen. Abi taş yatağı diye bir şey olur mu? Her taraf... Bunlar ne? Taş değil mi bunlar? Bir dakika, ordumda bir sıkıntı var. 3 tane balta atan var, niye öyle?
Allah Allah, öyle oluyor muymuş ya? Güzelmiş. Bu nasıl bir mantık ya? Bununla Hegen'le zedelendi. Ve ayrıca niye kurt ini yıkılmadı buradaki? Hani bir kurt inini yok etmiştim. Ziyafet gelecek şimdi. Saldırı yaptım, gerildim. Hadi bakalım. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Bir de burayı bekliyorum. Şu dönsün de olsun diye. Yes, ziyafeti düzenle. Gerçekten mi? Az daha ana şehri veriyorduk lan. Deprem olmasın bari, tam saldırıya geçtik ya. Tamam, klanım mutsuz.
Tamam mıyız? Üçünü de açtık. Hadi bakalım. Şimdi güzeldi. Bu arada boş değildi. Çiftçimiz yok. İzcimiz yok. Her şeyimiz tamam. Oduncumuz tamam. Mutluluğumuz tamam. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Abi burayı az önce şey yapmadık mı biz? Hani adam gelmiyor da karşı koymaya. Ne zaman pes etmen gerektiğini artık bizi uyarmadın diyemezsin herhalde. Paralı askerler, eğer onları yenerseniz... Ne? Paralı asker mi? Dikkat, saldırı altındayım ama bana video izletiyorsun. Her yola başvuracak, seni başarısızlığa uğrattığım için üzgünüm. Gün doğmadan neler doğar, güven bana. Aa, Brand geldi. Egil kim? Şu güzelim savaşa bak. Vay, selamlar ola. Ay, gitti kulem.
Vallahi Brent tam zamanında geldi ya. Biraz gerilmiştim yoksa çünkü çok fazla yerden geldiler bir anda. Ama şu kuleleri de iyi ki yapmışız yani. Egil geldi bizden yana ya. Onlar halletmiş gibi oldu. Ben aşağıya tutuyordum halbuki. Tanrılara şükürler olsun. Bizi kurtarmak için hayatınızı riske attınız. Teşekkür ederiz. Evet. Tam bir Nordric şeyiyle karşı karşıyayız ya. Efsanesiyle. Evet. Chapter 3 bitti. 4'ü gördük. Ticaret savaşı, yerleşim yeri ve ticaret savaşıyla bir sancak taşıyıcı seçeceğim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar, erzak, çoban. Büyük ihtimal Brand'i seçeceğim çünkü Brand'i sevdiğim gibi. Aslında yaşlı kurtları severim ama yola çıktığımız arkadaş falan diye böyle gereksiz yapacağım. Hiç gerekçe yapmayayım. Aslında heyecanlandım, böyle içimde bir devam isteği var ama bölüm bölüm gidiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyeceğim. Sizlere el sallayacağım ve kaçacağım arkadaşlar. Güzel güzel oyun. Çok güzel oyun. Çok tatlı tatlı ilerliyor. Sanırım 3 bölüm oynadıktan sonra oyunu tavsiye edeceğim. Bakalım geriye. Eğer Wikipedia'sı doğruysa Northgard'ın geriye 8 bölüm kaldı. Bu 8 bölümde de umarım aynı duyguları barındırmaya devam ederim. Warcraft 3'teki son bölüm faciamdan sonra. Neyse o konuyu burada açmayacağım. Sonra görüşmek dileğiyle diyoruz arkadaşlar. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne dedin sen? Çat.